Ben size anlatacağım şimdi, ortalık biraz 56 olacak gibi ya. Çözeriz. Sıkıntı yok. Misafirler geldi. Çevre kontrol alın arkadaşlar. Eşi erkek mi? Ne alakası var lan? Lan Kız toplantı konuşmadı yerine mi bile oğlum gidelim? da. Bahçede mi oturalım? Sen nasıl istiyorsan Şatar Bey, sıkıntı yok. Rahat edeceğim. Şu oturma yerinde bir sıkıntı var. Yanıyoruz bazen. Şöyle oturalım istersen şuraya. Olur, böyle de oturalım. Gayet güzel olur. Geçti artık. Şöyle oturayım. Otur abi, otur. Bak keyfine Evet. sıkıntı. Dün PD bastı aldı bizi. Bizim Black Market'in oradan. Sonrasında beni sorguya tuttular. Benim normalde bir tane sicil kaydım vardı. O da siyah plakadan. Ondan da ceza yedim zaten. Parasını ödedim. PD beni sorguya aldı. Ben biraz bunun açıkçası taşak da geçtim. Ben inkar etmiyorum bunu. Bana dedikleri şu. Benim Black Market'im varmış. Metiş yapıyormuşum. Bir de illegal bir örgütlenmenin başı olduğum söyleniyor. Yani benim için Met Kralı diyorlarmış. Bana dosyayı okudular bizzat, sağ olsunlar. Met Kralı. Ama şöyle bir şey var. Benim işimi Discovery birileri Channel'da vermiş. Met Kralı. Ve şeyi de biliyorlar. Mesela Salazar muhabbeti biliyordu Sıraç Bey. Belki size anlatmıştır, bilmiyorum. Bizim bakanla ters bir durumumuz oldu, Adalet Bakanı ile. Ben açıkçası onu kaldırma niyetim vardı. Öyle bir düşüncem vardı. Bunu bile biliyorlar. Nasıl biliyorlar bunları? Bunu İçeriden mi bilen iki patlıyor? ekip Nasıl vardı. biliyorlar? İşte iki, bunu bilen iki ekip vardı. Ali'nin hayatta yapacağını düşünmüyorum. Bir de ben bu işi gitmiştim. Kazanovalarla aşağıda toplantı yaparken kardeşi Oscar'a söylemiştim. Oscar da demişti ki bu benim damadımız demişti. Eski damatlarıymış. Çok yanlış adamı anlatmışsın Şatar Bey. Benim bu ipler büyük ihtimal benim işimi verdi. Benim dosya kabarık, benim büyük ihtimal müebbete bağlayacaklar. Benim çıkış yolları ararım. Mahkeme yakında ne yapacağım bilmiyorum. Ne zaman senin mahkemen? Tarihi belirleyecekler. Ayağımda kelepçe var. Kasaba tarafına da gidemiyorum. Oo, kaçman da imkansız senin kelepçe varsa. Çıktığı anda diyor ki direkt elektriği veriyoruz voltajı diyor. Bütün herkes, her yerden izliyorlar beni. Kaçma ihtimali yok. Yani benim o dosya büyük ihtimal beni kervana takacakları gibi duruyor. Benim bir mehmeti ver yani. Yolum o. Nişatar Bey, senin iş biraz komplike bir iş. Buna büyük bir operasyon yapmak lazım. Evet. Ama tabii bu operasyonun içerisinde siz yer alırsanız bu sefer hiç kurtuluş ihtimali yok, sıçarsınız yani. Büyük ihtimal. O yüzden bu işi biz yaparız. Biz Olur. sizin için bu işi çözeriz. Ben seni bu işten kurtarırım. Ama tabii bu Rica ederim. işten kurtuluşun çok ucuz olmaz. Güzel bir anlaşma yaparız ya konuda. Şu işten bir sıyrılırsam. Ne diyorsun? Teklifin nedir? Yani şimdi müebbet çıkacak mı onu da bilmiyorum ki, bu dosyaya göre çıkması lazım. Yani öyle gözüküyor. Yani öyle gözüküyor birazcık. Güzel bir makul fiyatta anlaşırız ya. Anladım. Anlaşırız. Senin bu olaya bakan kim peki? Savcı mı? Hangi Kimse savcı ismini bakıyor? bilmiyorum. Bilmiyorum. Sas paldı beni. Sonra bir savcıyı çağırdılar. İsmini de söylemedi açıkçası. Seni alan SASP. Evet. Zor iş. Yani. Ama bizim yapabileceğimiz bir iş. Hallederiz. Şimdi bizim şunu yapmamız lazım. Öncelikle SASP'a gireceğim. SASP'tan bu senin olayı kim yapıyor? Onu tespit edeceğim. Onu tespit ettikten sonra hangi savcıysa bu savcıya bu sefer intikal etmemiz lazım. Yani bayağı çetrefilli bir iş. Bu işin içinde hem Adalet Bakanlığı'yla papaz olmak var, Tabii. hem de SASP'la. Tabii. Bu iş pahalıya patlar Şatar Bey. Sizin aklınızdaki düşünce nedir? Yani şimdi iki dev organizasyona birden dalmak. Tabii. Yani yüzden aşağı zor. Bizim şey, o parayı hallederiz ya, sıkıntı yok. Benim kudur. Ben zaten bir yandan kardeşlerim de kumarhaneyi sağ olsunlar işletmeye başlayacağız. Oradan o parayı her türlü çıkartırız biz. Tamam. O zaman 100 milyona ben senin bu işini hallederim. Tamam. Tamam. Hangi departmanın aldığını da söyleyeyim. SASP ama şeydeki. Aa, bu Gun Shop arkasında kalan departman var ya, beni oraya götürürler. Hangisinde dedin? Gun Shop arkasında bir tane departman var ya. San Şeyde. Andreas State. PD, aynen. PD'nin Evet. arkasındaki yeri diyorsun. Evet. Gun Shop Evet. arkasında kalan. DPS'de bir şirol diye geçiyor.
Tamam beyler, sıkıntı yok. Şimdi ben bir oraya bir tanışmaya gideyim. Bir orayı bir gözlemleyeyim. Oradaki memurlarla bir tanışayım. Şöyle yapacağız. Senin avukatın var mı? Yok, avukatım da yok. Şimdi ben sana çok güzel bir rapor ayarlayacağım öncelikle. Bizim vilayet Tamam, buralarda tabii. mı? Aynen. Yok. Yok mu? Şimdi senin Covid olman lazım. Sen eğer Covid olursan seni davaya çıkaramazlar mahkemeye. Oradan zaten bir yırtarız bir süre. O yüzden biz sana İtalya'dan bir virüs getirmemiz lazım. Amerika'da da buluruz bir şekilde ama. Ben sana Tamam, sıkıntı yok. sağlamından bir şırınga getireceğim. Sana bir Covid vereceğiz. Tamam. Bu sayede seni bir hasta edeceğiz. Bir de hastaneden rapor ayarlatacağım ben sana. Benim oğlum aynı zamanda avukat. Tamam, Oradan sana süper. güzel bir rapor ayarladıktan sonra sana hastane yatışı vereceğiz. Hastaneden de evde tedavi usulüne bağlatırız. Evde sen tedavi usulüne geçeceksin. Zaten oradan bir yırtacağız raporun olacağı için. Ondan sonra Olur. mahkeme bu süreç içerisinde olamayacağı için bu süreçte ben her şeyi ayarlayacağım. Tamam, kabul. Tamam. Sen Olur mu? bizden haber bekle. Tamam, olur tabii, sıkıntı yok. Tamam Şatar Bey. Ama ortalarda çok görünme. Yok ya, şehirden çıkmıyorum ki, bir mekaniğe gidiyorum o kadar. Hatta şu şeyi şimdi... Ha, benim oğlan şimdi bana mesaj atmış telefonumdan. O birazdan geliyormuş. Tamam. Ben ona dur. Hatta bizim şeylerden getirttireyim de. O direkt sana bir tane iğne getirsin. Hemen şu iğneyi yapalım. Seni bir hasta Olur. edelim. Bugün şu rapor işini ayarlayalım. Bizim Olur, doktor olur. da var. Ayarlayacağız yani. Sıkıntı yok. Ben Tamam. işten Sen seni... benden haber bekle Şatar Bey. Tamamdır Vito Bey, ben sana haber bekliyorum o Buradan zaman. ayrılma ama. Virüsü bir an Yok önce yok, virüs. getirtireceğim. Tamam, sıkıntı yok, evdeyim ben. Tamam. Bizden haber bekle. Tamamdır, Halledeceğiz bu işi. tamamdır. Rahat ol. Biz buradayız. Sıkıntı Tamam, yok. tamamdır Vito Bey, görüşürüz, Eyvallah. Hadi kendinize iyi bakın. görüşürüz. Misafirler Okan. çıkış yapıyor arkadaşlar. Efendim. Bizim uydu telefonundan Vila'da arasana. Buraya Arayayım. gelirken bizim soğuk depodan bir tane Covid-19 şırıngası Tamam. getirsin. Bizim doktoru bir bulsana Taylan. Kimde vardı bizim doktorun numarası? Dönüyorum. Bizim doktorun numarasını... Alo. Efendim sevgili kardeşim Okan. Alo Vlad abi, gelirken bizim o soğuk havadaki şırıngalar olacak, korona. Senin abinin şırıngasının amına koyayım ben, niye keskin oran mı arıyorsun beni sen? Ya Allah Allah, ara dendiler aradım da. Onlardan Oğlum bir niye geldi. keskin oran arıyorsun? Eski mi? Evet. Giyinsinler Kimi arasın. aradık? Yanlış Taylan kişiyi abi, aradın. doktorun numarasını Ha, vereyim mi? bileyim, bu vardı. Bak, soğuk Amına hava koyayım, deposunda doğrulamaz yalan, kapat Covid geliyorum. aşısı var, onu getirsin. Tamam, Covid Covid aşısını getirdik. virüsü bulunan iğne var bizde. Yanlış numarayı aradın diyor ya. Bu işte. Oğlum bak, anlamadı o. Sen ona bir daha söyle. Bir daha söyleyeyim de bu numara... harbi başka yanlış numarayı aramışız ya. Dur bir daha. Dwayne ile görüşeceğim, görüşeceğim. Alo. Şimdi doğru numarayı aradın işte. Ha, burada abi. Efendim canım kardeşim. İtalya'dan gelirken bizim soğuk havada şırıngalar var ya, Bizim korona. soğuk havada ne demek oğlum? Bizim soğuk Ha, onlar Çok iyi biliyorum kardeşim. Diyeceksin ki bizim Covid virüsü olan iğnelerimiz vardı, şırıngalarımız, onu getirsin. Birine Covid vermemiz gerekiyor. Tamam. Bizim... Covid ilacı getir Lan ne ilacı? Senin ağzına sıçıyor. abi. Anlamış, anlamış, tamam. Senin yapacağın işe sıçıyor. Of. Ya baba, Covid şırıngası mı olur, götürsene. Ya oğlum. Evet. Soğuk hava deposundaki Covid-19 bulunan virüs iğnelerimiz var. Şırıngaların içinde virüs var. Tamam, Onu getirecek. Soğuk hava getiriyorum. diyorsun, ilaç diyorsun. Git dayıya sor diyorsun. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ya soğuk hava deyince anlıyor, depo olduğunu anlıyor. Biz anlaşıyoruz da. Getiriyormuş, tamam. İyi, böyle bir zaman kazanırız. Şu saspa bir bakalım şimdi. Efendim? Şimdi Okan, ben şeyi anlamadım. Heh. Ben koronavirüs yapan bir aşı mı getireceğim, Evet. koronavirüsüyle? Yok yok yok. Koronavirüs yapan bir aşı. Var bizim Kimi soğuk hava Efendim? deposunda. Soğuk hava deposunda var abi. Orada bizim iğneler var ya. Sularda yazıyor. Kimi hasta ediyoruz biz? Abi onu anlatacağız şimdi. Gruba Dakika yazıyor. atalım. Hadi. Birini hasta mı ediyoruz yani? Doğru mu anladım? Doğru. Ben öksüreyim yüzüne. Öyle olmaz. Uzatma, getir şu aşıyı. Uzatma diyor. Uzatma diyor. İyi tamam, ben Covid yapan aşı getiriyorum Ha, şimdi. getir gelirken. Şeye takılma.
Uçağa binerken takılma. Jetle gel bizim. Ben uçağa jetle. Bir dakika bekliyorum. Hayır. Bayağıdır böyle gülmüyordum abi. Ekip toparlandı mı? Şu bizim doktoru da bulman lazım. Kimdeydi bizim doktorun numarası? Avrilya bir sor bakayım. Atacaklar şimdi o geldi. Şimdi. Ama bende numara yok. Yani bana geldi. Şey telefon yok pardon. Arıl sen sessiz konuşma da. Duymuyorsun. Ya bana bunları. Geldi. Ha Avrilya ara bakayım şehirde miymiş? Şehirde. Tamam ara. Buluşmamız lazım de. Alo doktor bey merhaba. Aurelio Antonelli ben. Salonları mekanik. Müsait misiniz? Bir konuşmamız lazım. Siz bir sivil gelin şu an. Tamam ben biraz size konum atacağım. Bizim mekaniğe gelsin ya. Bizim mekaniğe gel mekaniğe. Tamam görüşürüz. Dwayne'ler mi kazandı maddeyiz? Aa çok iyi la. Dosta gitmiş. Lopez. Sayımız kaç? Arkadaşlar yalnız davadan yırtmak için adamı Covid yapma rolü nasıl aklıma geldi lan bir anda? Oğlum ben harbi şeytan gibi bir şey mi anasını satayım? Harbi deccal miyim neyim an? Oğlum o benim ha. Harbi benden korkulur ya. Harbi sayın deccalim yani. Zik attın mı? Zik attın mı? Bizimkiler burada beklesin çıkacağız birazdan. Siz burada bekleyin. Bekleyin. Olmayı bozma. Sakal beni. Yediniz mi oğlum? Sen... Araçlardan inip beklesinler. Araçta beklemesinler. Tamam. Araçlardan yine. Ben yüce miyim? Araçlarınızın önünde sohbet muhabbet edin. Yüce miyim? Geliyor değil mi doktor? Geliyor geliyor Fatih. Nido ile yapacağız değil mi? Böyle bir item var. Server'da öyle bir item var mı bilmiyorum yani. Abi yüce mimar rolüyle de kurtarırdık da şimdi zank diye ben bu adamı şeye almanın bir manası yok ya. Saint Louis'i. Siz söyleyin. Şura'ya. Daha önce bir rolünü bir görelim bakalım. Benim şu anda düşündüğüm isim Hydra. Hydra'yı düşünüyorum yani. Hydra'yı ben bayağı tuttum çünkü. Yok, hatta bir arayayım bakayım. Oğlum desene de Devran neredesin? Tamam, uğraşıyorum şimdi. Yazın bakayım Devran neredeyim. Dur bir lirim var ya bakalım. Böyle madde eksans. Geldi mi doktor? Alo. Lirim Bey nasılsın? İyiyim dostum sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Buralarda mısın? Vallahi buralardayım. Bizim bir çocuğun duruşması var bu akşam. Ona gideceğiz ona hazırlanıyoruz işte. Kıyafet falan alalım dedik. Kıyafetçideyiz şu anda. Geçmiş evet, olsun evet. Ne oldu ya? Ya bu Sasp'ın şefini kaçırmış bizim çocuk. Yakalandı. İşte onun cezası falan filan işlenecek. Mahkemede karar verilecek yani. Ne yapacaksın? Öyle nasıl yapacaksın durum. Çocuk? Gidici bu işten. Yani. Baktık bir şeyler ayarladık da bakalım. Ne olacak? Bu akşamki konuşmada belli olacak her şey ya. Anladım. Hayırlısı bakalım. Geçmiş sen nasılsın? Olsun. İyi misin? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ya Hidra Bey'i soracaktım buralarda mı diye de. Vallahi şimdi uyandım ben de. Yeni uyandım. O şehirde Muhammed. Değil mi? Şehirden ayrılmadı şehirde, yani. Şehirde şehirde. Yok yok yok. Hah, şehirde. İyi, tamam. Ben bir hafta yoktum ya. Dedim inşallah. Evet evet. Yok ya her gün beraber her gün beraberdik ya İdra'yla. Anladım. Tamam evet. Lirim Bey. Evet. Kolay gelsin. Yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa haber edersin bize. Buradayız. Teşekkür ederim. Araman yeter dostum. Evet, sağ olasın. Teşekkür ederim. Kendine iyi haberleşiriz yine. Sağ ol. Hadi abi. Görüşürüz. Eyvallah. Oğlum bu Sasp kimmiş lan? Bu Sasp bunlara da çökmüş. Bu Sasp'a bizim bir an önce bir nüfuz etmemiz lazım.
Şu bizim çocukların bir tanesinin bir polislerle bir irtibatı vardı. Pedro. Oğlum bir sorsana hangi bizim çocuk yapıyordu polislerle irtibat işini? BSCO muydu neydi? Doktor bey geldi patron. Doktor bey gel. Gel buyur otur gel. Nereye geçin beyefendi? Gel yanıma otur gel. Şimdi doktor bey. Problem mi? Otur otur. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizi sorma. Ben de iyiyim. Sen hala doktorsun değil mi? Bir sıkıntı yok. Şöyle mutlu bir haber vereyim. Bugün rütbe günümde stajyerden uzman doktora terfi oldum. Sen ne diyorsun ya? Mükemmel. Mükemmel bir haber bu. Senin ismin neydi doktor bey? Niko. Niko Teyip. Niko. Şimdi Niko bey hayatının işini yapmaya hazır mısın? Her zaman parasıyla. Parası var tabii canım, sıkıntı yok. Ya paraya şey yaparsanız hastaneyi üzerinize bile yapabilirim yani. Güzel. Şimdi sayın doktorum, olay şu. Dinliyorum. Benim bir tane müşterim var. Bu müşterim Covid-19 hastası. Ama bu adamın mahkemesi var. Bizim bu mahkemeyi ertelememiz gerekiyor bir şekilde. Bundan dolayı senin bu adama sağlam bir rapor yazman lazım. Adam zaten Covid. Yani bu herifin karantinaya falan alınması lazım. Anladın mı? Anladım. Yazarız değil mi güzel bir rapor? Mahkeme kararını iptal ettirebilecek bir rapor çıkartabilirim. Ya mahkemenin olması önemli değil. Mahkemenin ertelenmesi lazım ki bu herif, hani şöyle bir şey yazman lazım adama senin. İşte bu şahıs Covid-19 olduğu için 14 gün boyunca evde karantinaya alınmalıdır. Kimsenin irtibatı olmamalıdır gibisinden. Ya da hastanede de diyebilirsin. Hastanede daha iyi olur. Biz hastaneden çıkarız bu herifi falan. Böyle güzel bir rapor yazman lazım. Biz de bu rapor vasıtasıyla bu arkadaşla bir takım işler yapacağız. Bana raporun kaç günlük olacağı ve ne kadar ücret vereceğinizi yazdıktan sonra raporunuz elinize ulaşır. Tamam. Ne diyorsun bunun? Ne kadar olur fiyatı? Kaç gün rapor? Yani normal Covid raporu ne kadar olur? 14 gün olmaz mı? 15 gün. 15, tamam 15. Sizin teklifiniz ne? Sen bize tutulmaz. Bir fiyat söyle. Bunun için 10 milyon alırım. Oh, çok yaptın, ne yaptın ya? 10 milyon çok dedin ya. Denetiminde çıkaracağım. Usta hekimin önünde çıkartacağım raporu. Onu tehlikeye atmamam lazım. Adam Covid ama, gerçekten Covid bu adam. Yalan yok yani. En son yapabileceğim miktar 7,5. Onun aşağısını yedirmiyor. Tamam, 7. Kendimi de kurtarmam tamam, lazım. Tamam, 7 olsun hadi. Ağanın elinde tutulmaz 7. Tamam, 7 anlaştık. Şimdi ben sana bugün adamı getireceğim. Sen raporu hazırla. Güzel bir rapor yazımı, tamam mı? Her şeyi hazırla. Ben adamı getireceğim. Harbiden de göreceksin Covid olduğunu. Ondan sonra zaten temiz bir raporla bu işi yapacağız. Tamamdır. Tamam, şehirden ayrılma, bizden haber bekle doktor. Bana zaten bugün kilitlediler şeyi. Numuneyi kilitlediler, gece 2'ye kadar ben hastanedeyim. Tamam tamam, hadi biz senden haber bekliyoruz. Daha doğrusu sen bizden haber bekle. Bekliyorum. Tamam. Zaten abi, numaram galiba Ariola diye bir aradı beni, onda var. Evet evet, biz sana ulaşacağız. Tamamdır, beklemedeyim. Tamam doktor, hadi kendine iyi bak. Sizler. Oğlum nerede kaldı bizim doktor ya? Sizin isim neydi beyefendi bu arada? Vito Salvatore. Müşteriyle ilgilenin çocuklar. Aa arkadaşlar, Vito Salvatore. Çocuklar, bana önemli bir mail gelmiş. Vito Salvatore'ye önemli bir mail gelmiş arkadaşlar. Gösterip mi size? Bayağı önemli bir mail ama ha. Vito Salvatore'ye gelen bu mail. Göstermesem mi acaba? Göstereyim, dur. Bekleyin, açıyorum. Evet. İşte Vito Salvatore'nin önemli maili. Çok gizli. Kıymetli dostum Vito. Oğlum Vlad ikimizin dünyaya Covid-19'u yaymak için oluşturduğu sokağa deposuna gelerek özel geçici Covid yapma aşısını ve fazla yerini aldı.
Aşıyı dikkatli kullanmanı tavsiye ederim. Seni çok özledim. En kısa zamanda yeni biz çıkartalım. Çıkartmak için bir araya gelelim. Dostun Bill Gates. Evet, Bill Gates'den hop siktir bir mail gelmiş arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tam siktir. Oğlum şurası çok komik. Seni çok özledim. Kısa zamanda yeni bir video çıkartmak için. Nasıl ki boğulacağım ya. Ulan çok komik ya. Ya gördünüz mü Vito Salvatore'nin gücünü? Vito kalp Bill Gates. Kimden baba? Bill Gates'ten ya. Haa, bizim çocuk. Aslanım, West miydin sen? Benim Fasun, evet West. West, sen hangisiyle şimdi irtibattaydın? BSJO muydu, SASP mıydı? SASP. Haa, kimdi SASP'ta iletişimde oldun? Direkt Tron şef, ondan sonra Ezuki şef. Direkt bunlar kendi şefleri, High Command kadrosu. Peki biz bunlarla iletişime geçiyor ayağına. Biz bunları bir yere çağırabilir miyiz? Paketlememiz lazım çünkü. Yani ben bir yere gelin desem muhtemelen gelirler. Güveniyorlar mı sana? Güvenirler. Sen ne diyorsun Okan? Efendim? Lan sıçayım sana, muhabbeti dinlemiyor musun? Daldım abi. Burnun da kırık zaten. Ya dalıyorum ben. Söyle West. Şimdi abi ben... Ne yapıyorsun ulan? Ne oluyor oğlum, bunlar kim? Okan abiye diyorum patron. Ha abisi. Okan abi, şimdi ben bu sasplarla yakınım. Ben bir yere gelin desem falan gelirler gibi. Atron da diyor ki sence ne yapalım? Sen hocam biz alacağız mı? Yani yapalım da en yüksek rütbelerinden falan birini alman lazım, çağırman direkt lazım. Direkt şef. Ya tamam, çökek işte, çağır bir yere çökelim baba, ne yapalım? Ya işte ya, çökemezsek çok fena sıçarız ama. Şimdi oğlum best tek kişi gelir mi bu? Yok, tek kişi gelmez. En az 3-4 kişi gelirler. Tamam, bir şey olmaz da. 3-4'ten bir şey olmaz. Şimdi bak, şimdi şu detayları unutmamamız lazım. West'in çağırdığını kimseye söylememesi lazım. Yani olayı bize bağlamamaları lazım eğer kaçıracaksak. Eğer bağlayacaklarsa bu adamı kaçırdıktan sonra artık hani bu adamla savcılığı tehdit edeceğiz herhalde. Evet. Ki bizim tekrardan peşimize düşmesinler. Ya da West müebbet diyecek. Bizim savcıyı öğrenmemiz lazım. Ya da şöyle yapalım West. Sen şeyi öğrenebiliyor musun? Hangi savcının bu işe baktığını? Bu Shatter'ın davasını hangi savcı bakıyor? O davada yazıyordur ya. Onu daha da öğrenirim. Çünkü bu Shatter'ın olayıyla... Patron, şimdi ben sana dün ifadeye verdiğimde gittiklerimi anlatayım mı? Zaten bu konuyla bağlantılı. Anlat. Herisi kesin beyler. Şimdi atıyorum, ben ifade vermeye gittim. Bunlar benden kanıt istedi kurtuluşla ilgili. Bu kanıtlar da bende var ama benim tarafından değil, bizim Arkın'ın tarafından. Ben de işte sıra çağı vesaire söyledim. Onlar da dedi ki atma. Ben de atmadım. Hani sonra sana sormak için. Sonra bu şeyi çağırdılar. Dedektif büro şefini çağırdılar. Ezugi şef, dedektif büro. Bana dedi ki Ali Ayaz ve Shatter El Guzman hakkında bana bilgi toplamanı istiyorum. Bu Shatter El Guzman İşte yok Metin Kralıymış, bana nasıl yapıyor, ne yapıyor öğren. Ama görüntülü bir GoPro kayıtlı bir şekilde ulaştır bunları bana dedi. Yani mesela ben ona desem şurada Shatter El Guzman'ı gördüm ama sadece senin gelmen lazım kanıt olarak falan filan, gelir gibi. Yemez onu. Sadece sen gel de dediğin zaman adam niye gelsin? Şüphelenir. O zaman sen bu adamı takip al. Bu adamı bulursan bize haber et. Biz bunu tekken yakalayabiliyorsak yakalayalım. Şefi. Evet. Tamam. Bir çık bakalım, bir takibe bir al, bir undercover bakalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu vilap nerede kaldı ya? Mektubu iletene kadar gelseydi ya. Nerede kaldı bu abi? Lan mektup çok komikti ya.
Biz de bu arada şu kapta ona gidelim. Ali. Neredesin abi? Abinin senin geliyorum geliyorum. Hadi gel lan dakika bak sürekli bana yazıyor ya. Ne sana yazıyor? Bana yazıyor hep gel artık. Ödemeler atacağım bak. Kontrol yok mu oğlum? Ödemeler atacağım bir daha yine. Ara ara ödemeler arasın. Hadi hadi. Aramayı da bilmiyorum ki hadi görüşürüz. Hızlı oğlum hadi. Ödemeli nasıl aranıyor lan Taylan? Çok komikti ya. Efendim abi? Ödemeli nasıl aranıyor? Yeni bir virüs için umarım bir araya gelir. Yine daha bir de para çöktür öyle der. Boş ver senin faturayı bile daha bir yönlendir. Olur ya bir yeni. Senin fatura bir şey değil. Şu an değil. Senin fatura kaç burada Taylan? Mesaj at ben. Bilmiyorum. Bir saniye abi kontrol etmem lazım. Yok biliyorum da değişiyor ya o yüzden. Abi değişmez ya oğlum fatura. Daha gel. Tersizlik K aktif et. Aril telifi çok kötü bugün ya. Evet evet. Kafam çok şey. Okan abi bizim bir konuşmamız herhalde lazım şeyden sonra. Mesela konuşalım sonra. Ya konuşalım. Bugün sıraç yok. Telsiz zamanadan çıkmış. Oğlum hep sıraç mı olacak bu işlerde ya. Aurelio? Haklısın patron. Gerekli nizamı yapın. Bakalım Dwayne gelmiş mi? Ya yine çökmesin gözünü seveyim. Abi vallahi bu çok crash veriyor bu server ya. Ay Allah'ım ne gittik ya. Vallahi çok mağdurum ha. Server çok crash veriyor ya. Reş bendikot olduk moruk. Vallahi nedir bu kadar ya? Hepsi Bill Gates'in işi. Yok canım Bill Gates dostumuz arkadaşlar. Bill Gates bize ters hareket yapmaz. Bill Gates de tabii bize çalışıyor oğlum. Bütün dünya Salvatore'ye çalışır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bütün dünya Vito Salvatore'ye çalışır. Vito Salvatore de tek bir kişiye çalışır. O da Yüce Mimar. Aslında Yüce Mimar da Vito Salvatore'dir ama işte böyle bir manyak. Nan. Kral 100 az dedin. Ya mesele rol olsun be arkadaşlar. 100 milyon da sonuçta kaç tane tabanca ya? 3 milyon desen. 10 tanesi, 20 tanesi 60 milyon. 30 tanesi 30 tane tabanca ya. Ya ne tansiyonum düşüyor kardeşim bu şehirde de. Burada ya düşüyor ya. Evet. Takip edin. Takip edin. Alo. Tersi ben alayım biraz. Yenisi. Efendim Lerin Bey. Vito dostum. Buyurun. Bu Hidra'nın numarasını sana attım. Evet. Numarası evet yenilendi Hidra'nın. Ha, bana ulaşırsın oradan olur mu? Takip edin. Tamam, tamam teşekkür ederim. Tamam buradan. Hadi görüşürüz eyvallah. Sersizi. Başka kimse konuşmasın çok boş yapılıyor. Tamam hadi. Bu iş neyi bekliyor? Bizimkiler beklesin bakalım. Çıkacak. Bekle şu an bu olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Kolay gelsin.
Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk ya, bu Dwayne yok mu? Ya Dwayne, efendim? Dwayne yok mu Dwayne? Ben de patron sayılırım. Dwayne hemen bakıyorum. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk ya, Dwayne'i bekliyoruz biz dünden beri ama yok herhalde. Ya yani. Dwayne'in bir problemleri olduğu için gelemiyor. Allah'ım. Tamam dostum, gelince haberleşiriz o zaman. Yok doğrudur, biz Dwayne'i görmeye geldik ya dostum. Biz yardımcı olalım, buyurun. Kendinize sağlık. Kendinize iyi bakın. Siz de geldiniz. Görüşmek üzere. Ulan Dwayne bir gelmedin ya. Nerede? Abi öyle bir crash veriyorsun ki yayın drop atıyor. Vallahi Musa sorma ya. Harbiden öyle oluyor, sağ ol bizim için. La bu Vlad nereden geliyor oğlum bu? Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor oğlum Berke? Ya arabasında yanında sağında sonra telsiz olmayan var mı? Sorun bir dakika sonra dönün. Sami siz ne yaptınız orayı? Düzel toparlayabilir miyim? O kava deposu da kilitli kaldı herhalde, aynen. Neredesin? Sağda bizim Sami'ler polisler kalmış, yanında bir şeyler oldu. Sorun mu varmış? Gelmemize gerek var mı? Sıkıntı var mı? Telsiz olmayan kimse yok değil mi şimdi? Hah, birileri var galiba. Beklesin bizim çocuklar burada. Bekleyin burada. Lan ne yapıyorsun oğlum bu? Ne yapıyor anasını satayım? Abim kızım? Yavaş gaza basın. Yavaş yavaş. Gaza basın. Ulan gaza basmayla mı bizi öğreteceğiz amına? Gaz adamı biz basalım ama. Araba eksiğimiz var. Şuraya toparlanın artık. Se var mı? Se yok mu? Burada biri yok gibi. Var var birileri. Arka tarafta biri vardı. Arkada dur ya, bunlar varsa. Lan ne oluyor karaktere? Abim merhabalar. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Vito Salvatore ismim. Jose, sağ olun efendim. Efendim biz şefimizle tanışmaya geldik de, kendisi burada mıdır acaba? Buyurun. Ya siz mi şefsiniz? Evet. Aa, memnun oldum efendim. Bizler de memnun olduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Memnun oldum. İyiyiz efendim. Ne olsun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Biz de şehre yeni taşındık. İnsanları tanıyoruz. Dedik şehrimizin gücüyle de, SAS birimini de dedik bir tanıyalım. Güzel efendim, hoş gelmişsiniz. Yardımcı olabilir. Beğendiniz mi şehrimize? Evet efendim, evet. Gayet güzel. Her şey yolunda. Polis arkadaşlar da çok ilgili, alakalılar sağ olsunlar. Dedik yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Araçlarıyla alakalı acaba çalıştıkları bir yer var mı? Bizim de bir mekaniğimiz var çünkü. Yardımcı da olmak isteriz. Anladım. Henüz anlaştığımız bir mekanik vesaire yok, araç konusundan bahsediyorsanız. Ama isterseniz bize de biraz indirim sağlarsınız. Tabii ki size efendim. Size gelmekten ya. Memnuniyet duyarız. Efendim biz devletimizin her zaman yanındayız. Siz geldiğiniz zaman yapabildiğimiz minimum neyse onu yapalım biz size. Ama bize gelin, bekleriz yani. Tabii efendim. Nerede kalıyordu sizin mekaniniz acaba? Efendim bu Benny's mekanik var eski, bilir misiniz orayı? Evet biliyorum. Southside'in girişinde. O tarafta ya, efendim. İşte onu ya. Efendim? Southside deyince biz daha hangi sularda duruyor biliyorsunuz efendim. Neden? Herhangi bir sorun olmasın da bölgede? Çok efendim ya. Halkı biraz bize karşı sinirli. Öyle State mi? Departman olarak siyahiler bizi pek hoş görmüyor. Oysa ki biz de siyahi çalışanlarımız, memurlarımız var ama hoş karşılamıyorlar bizi nedense. Efendim yani bizim mekaniğimiz bütün vatandaşların hepsine hizmet veren bir yer. Kesinlikle hiç öyle bir şey olamaz zaten. Devleti bizim polisinin de gücü zaten ortada. Yani gelin evet. Biz bekleriz. Hiç şöyle bir Southside problemi falan olmaz. Biz Southside'dan da hiç sorun yaşamadık bu zamana kadar. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum efendim. O zaman bizde de ekibim hemen kendim uğrayacağım. Tamamdır. Araçlarımızı yaptırmak için. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum size. Teşekkürler efendim. Sağ olun. İyi günler. Görüşmek üzere. Atın kendinize. Şeyi tanıdık. Lan nerede kaldın?
Başka arabaya geçin, arabayı bırak. İyi, şefi tanıdık, tamam. Adı neydi? Salvo muydu? Neydi böyle? Hadi arabalara. Hadi hızlı biraz, hızlı. Uyuşuk yapmayın. Joseph Salvo. Oğlum millet nerede kaldın lan? Baba anca geldim ya. Hazır değil mi bizim şırınga? Hadi. Milat. Hazır baba, hazır. Heh, tamam şimdi gidelim şu adama yap bakalım şunu. Baba valla orada bir adam vardı, gözlüklü böyle yaşlı. Bunun arasına sardı, böyle bir şey verdi. Efendim Mito Bey. Şatar Bey, bizim şimdi şırınga hazır. Evinde misin? Tamam, evindeyim. Geleyim, nerede? Tamam. Evde mi yapacağız? Evet evet, geliyoruz biz. Tamam, gidin bekliyorum. Tamamdır. Ulan nerede kaldın lan Milad? Bizim Bill Gates'le yeni virüslerde buluşacağız. Baba çıkarken 3. dünya bir şey dedi, onu tam duyamadım. Ya onun daha vakti sen, var, vakti var onda. Sen anlıyormuşsun konuyu. Evet evet, onu karıştırmasın, daha vakti var. Evet. Rasp'ın yanından geliyoruz diyorum, Areli. BCSO, evet. Eğitimdeymiş, tamam. Eğitimdeymiş. Aurelio arasın bakayım doktora, hazırlamış mı raporu? Doktora ara, hazır mı rapor diye sor Aurelio. Doktora ara, rapor hazır mı diye sor. Baba yatış raporu mu almaya çalışıyoruz birine biz şu an? Ayarladık onu. Uyamıyorum. Raporu yazıyor. Niye önce böyle oluyor ya? Terz problem niye? Biri mi takip ediyor? Biri beyler birazcık böyle hani insan gibi böyle canlı konuşun. Heh. Takip edin. Hayır siz devam edin, bize gelin. Konuma hemen. Bizim olduğumuz yere. Konumun yarısı nerede? Polis araçları niye sadece çekinliyormuş baba arkada. Bizim konvoya. Tamam çeksin oğlum, bir şey yok ki. Niye bu telaş, bu gerginlik? Çeksin, ne diyorsa baksın. Polis hala, Okan abi, babam diyor ki polis hala çek diyorsa çeksinler. Hiçbir şey yok, gerginlik yok, sıkıntı yok. Geldi geldi Vito Bey burada. Merhabalar. Buyur Vito Bey. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Normal kızım. Vito Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, ne yapıyorsun? Ne yapalım ya, böyle geldik bir şatarla şey yapıyorduk, bu Kazanova'nın olayını anlattım ona da. He. Kanka diyor zaten hep böyle ikili konuşuyor falan. Ben zaten... Mito Bey, maskemi taktım yani. Da. Ha sen bayağı bir süre maskeyle gezmen lazım seni şatar. Evet evet, bir de şey söyleyeceğim, neydi, iğneyi koldan değil mi, götten olmuyoruz. Yok koldan. İyi, tamam. Yalnız rapor 10 milyon diyor doktor, bilgin olsun. Dur ne yazıyormuş, altın mıymış Mito Bey, bir sorsaydınız kalemini. Sorma, bayağı bir indir, 15'ten 10'a zar zor indirdik yani. Tamam hallederiz, ne sıkıntı. Alayım o zaman rapor parasını. Doktor isim soy isim istiyor. İsim soy isim alabilir miyim bir de? Şatar El Guzman. Duydun not abi. Defterine bir yaz bakalım. Tamam. Bir saniye alayım. Uzatın. Buraya bir yazar mısın? Gelip geleyim sizin de oraya müsait olursanız. Maksimum 15. Buraya bir yazarsan. Tamam buraya gelin. Lan var ya, ne güzel çatırın popoyu göreceğiz diye geldik. Ya hadi oğlum, etkit etmeyeyim beni. Tamam ya. Değil mi? Tamamdır. Ben tamam Aurelio. Tamam. Al oğlum şunu. Vito Bey ben de şu aşıdan sonra bir hemen yollayayım size 10 milyonu. Tamam. Tamam. Gelin biz içeri geçelim. Tabii. Gel Vlad. Biz de gelelim ya. İstiyorsanız gelin. Ben kolumdan gelin. Vurulacak, götümden vurulmayacak, sakin olun. Yok, yok, meraklısınız, açayım mı bunu? Fikir değişir belki ya. Gençler siz dışarıda bakın. Hatun sen gel sadece. Şurada yapalım mı? İyi midir burası? Olur, sıkıntı yok. Tamam. Maske taktığımız sürece bulaşmaz herhalde. Yok, maskeyle bir şey olmaz. Tamam.
Dışarı. Dışarı mı? Herkes. Evet. Ben koluma bir seyireyim. Bizde zaten antikor iğnesi de var. Bir sıkıntı olursa bize haber et, çözeriz. Bilet hazır mı oğlum? İğneyi hazırla. Beyler, burada gördüğümüz burada kalıyor değil mi? Evet evet. Yabancı burada... yok ya. Aman diyelim ha. Daha uzun süreli istiyorsanız kalçadan da uygulayabilir yine. Yok yok, oldun olsun kanka, altı gün iyidir, boşver. Tamam iyi peki. Daha uzun olsun ya, ne olur ne olmaz, garanti olsun. Yok yok, sıkıntı. Altı gün yine mahkemeye yetmeyebilir o. Yok, biz zaten 14 günlük rapor ayarlattık, sıkıntı yok. Abi gazeteden daha etkili. Okan. Evet. Ellerin ne kolun üst tarafını sık. Damar yolunu açalım iyice. Ben yapayım istiyorsan da. Yapacağım iğne, bu çok gizli. Çok özel bir iğne bu. Tamamdır Şatar Bey, senin olay paket. Biraz yorgunluk yapar, ateş yapar. Bilgin olsun. Öksürtür. Az yeni çıkartma. Şatar Bey. Neler? Konuşuyor baba. Evet. Ha, ben duymuyorum adam konuşuyorsa şu an. Görmez falan dedi. Ne diyor? 2 gün sonra. Ben hala duymuyorum. Şöyle geçelim. Dışarı mı çıkalım? Ne yapalım? Ya o... şimdi duyuyor musunuz? Evet şu an duyuyorum. Ya şeyden bir açılışım olacak 3 gün sonra ama zaten oraya ben maskeyle geleceğim. Bir de şey polisler gelmez zaten oraya ya. Yani sen yine dikkat orada et. Biz raporu alacağız işte. Ondan sonra doktor şey polis bir şey demesin yani. Evet sıkıntı olmaz ya. Açılışta tamam. Sizi de bekliyorum orada. Davet edeceğim biz zaten. Tamamdır. Şimdi ben şu ödemeyi alayım, adama götürüp raporu tabii getireceğim sana. Tabii tabii tabii, hemen yolla. Yakala Devran. Bas bir saniye. Bende. Bana bir nokta attın herhalde. Şöyle bir milyon. 2. 3. Lan Çatar. Harbiden bununla bir konuşmak lazım. EFT'nin şeyi çok sıkıntı ya. Öyle 10 milyon tabii, 10 dolar eksik oldu ama onun artık 10 dolardan da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yarın sağ olsun, sıkıntı yok. Sen 10 mu? 10 milyon yolladım. 10 mu attın? Evet. Tamam. Gelir yavaş yavaş, gelir yavaş yavaş. Anladım, tamam. Tamamdır Şatar Bey, ben gidip raporu şimdi getirtiyorum, ayarlıyorum. Ondan sonra tamamdır, sana bir tabii müsaasını da yolluyorum. Tamamdır tabii. Ondan sonra diğer operasyona biz başlıyoruz. Tamamdır. Tamam. Hadi kendine iyi bakın. Sağ olun, görüşürüz. Teşekkür ettim. Hadi arkadaşlar, teşekkürler. Hoşçakalın baylar. Hoşçakalın. Çıkıyoruz. Şimdi doktorla konuştum. Evet, hazır mı rapor? Şöyle diyor, onun muayene ettiğinin kayıtlara falan geçmesi gerekiyormuş. Ha, o zaman Şatar'ı alıp götüreceğiz. İşte ben numarasını şimdi attım, doktora çağıracak onu. Neyi çağıracak? Adamı çağıracak muayene için. Ya adamı niye çağırıyor? Adam yanımızda, alıp gidelim işte adamı. Tamam. Doktor ara, biz alıp gelelim. Tamam mi? Biz getiriyoruz tamam onu. Şatar Bey. Şatar abi, gelsene. Şatar Bey. Efendim, beni bir arada ama. Doktor senin muayeneyi almak gerekiyormuş, öyle diyor. Efendim? Tamam evet, benim Çaytolun hastaneye gelirler ama. İstiyorsan şimdi mesela gidelim. Tamam olur, gidelim. Tamam gidelim. Sen bizi takip et. Tamam da geliyorum. Şatar. Benim arabam. Gidelim bizi bekliyor orada. Ne oluyor? Çözeriz, geçer sıkıntı yok. Araç bir çıkış yapacağız. Hadi bana sen.
Aurelio buraya gel, buraya bir şey diyeceğim Aurelio. Geliyorum kaçıyorum. Aurelio. Aurelio. Efendim patron. Çaktırmadan doktoru ara, birisi buna sorarsa raporu ne kadar alıyorsun falan filan 10 milyon. Tamam mı? Doktor herkese 10 milyon desin soran olursa. Tamam. İyi diye tamam, anlaştığımızı hocam. Kimseye söylemesin. Ara şimdi söyleme. Tamam. Çaktırma birisi duymasın. Çaktırma birisi duymasın. Hemen şöyle geçeyim. Oğlum Taylan bu saç ne lan? Abi abim kesmiyor saç. 90'ların yarı gibine pop starlar gibi olmuş. E ne diyorsun abi? Böyle şey söyleme. 90'larda öyleleri var mı? Pardon. 80'ler. Böyle şey söylemeyin. Neden? Başka hangi aşılar var? Şey var mı? Şu Aurelio'yu sorsanız da doktor bizi nerede bekliyor? Hastaneye geçin demişti doktora. Hastane olması lazım. Aurelio, şey doktor hastanede mi bekliyor? Evet hastane. Beyler az önce Mita'nın geçtiği duyuruyu sadece bundan sonra ilk mesai başlangıcında malikenden çıkarken geçeceksiniz. Sürekli aynı şeyi söylemeyin. Bir şey konuşuyoruz duyamıyor. Hastane iş her bir yerden çıkarken aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi. Abim gelsin adamlarla beraber çıkıyor zaten görmediniz mi? Nasıl rol sardım arkadaşlar? Tamam efendim. Başka hangi aşı var abi bulunmakta? Tamam. Merak ediyor musun? Sen araba sürüyorsun. Yani. Ya senin Aynen, araban sana çok özel bir aşım var. En arkasına geçebilir mi? Bir şey olsa sana sorayım. Harbi mi abi?